edeceğiz. Babamın parasına faiz, rüşvet ve alkol parası karışmış. Bu durumdayken babamın bahçesinde bir gelir yeri kurup ticaret yapabilir miyim? Evet, babamın geliri böyleyken baba parasıyla üniversite okuyorum. Bundan dolayı Allah bana hesap sorar mı? Evet. Babanın mülkü, babanın mülkü. O gitti, hesabını o verecek. Sana miras kaldı, sana bir şey yok. Sana bir şey yok. Onu miras, yani helal kılar şeyi. Babası hesap verecek onun. Ama Mevlana olmak istiyorsan, Yunus Emre olmak istiyorsan bunları da yemeyeceksin. Bunları da yemeyeceksin. Yani biz haram demiyoruz ama bunun aslı böyle, bunları yemez onlar. Helal şeyleri yerler, böyle dikkat ederler. Evet, bu baban çekecek onu. Baban yansın yansın diyebilir misin? İnsan babasını böyle der mi? Onun için baban böyle bir yanlış yaptıysa, onun o yanlış paralarını fakirlere dağıt, baban kurtar. Bana ne deme, evet sana bir şey yok ama baban yanıyor. Arkadaş, onun için babam yanmasın diyorsan, ben mirasçıyım, alıyorum parayı deme, o paraları hemen dağıt. Borçları ödememiş, şuna vermiş, hemen hayra ver ki baban adına cami yaptır, su indir, hastane yaptır, okul yaptır. Ona gitsin, kurtarsın. Aksi halde hesabını ölen adam verir. Ölen adam